Benim dolarım olsaydı şöyle yapardım. Diyelim ki 300 dolarım var. 100 dolarını 8,5'a geldiğinde satardım. 100 dolarını 9'a geldiğinde satardım. 50 dolarını 9,5'a geldiğinde satardım. 50 dolarını 10'a geldiğinde satardım. Finansta birinci kural budur. Hiçbir zaman tek hamlede her şeyi satmayacaksınız veya her şeyi almayacaksınız. Kademeli. Yani her zaman kademeli alım, kademeli satım. Ondan, yani mesela Türkiye'de YouTuber'lar var işte. 12 olacak, 13 olacak. Ben öyle bir şey beklemiyorum ya. Merhaba arkadaşlar. Bir konu bir konunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün güncel bir konuyu işleyeceğiz. Dolar, dolar kuru nasıl belirlenir, neye göre artar, neye göre azalır? Geçmişten günümüze dolar TL grafiğinin değişmesindeki etkenler nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Bizi bu konularda bilgilendirebileceğini düşündüğüm bir konuğum var. Burç Okan Okumuş. Burç Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden 2018 yılında mezun oldu. Ardından da Financial Times sıralamasında Pre-Experience kategorisinde dünyanın MIT'den sonra en iyi ikinci üniversitesi olarak gösterilen University of Rochester'da finans yüksek lisansı yaptı. Şimdi ben Burç'a dönmek istiyorum bu konularla alakalı sorularımı sormak için. Burç, sen hem finans yüksek lisansı yapmış biri olarak hem de dolarla yaşayan, dolar kazanan bir insan olarak şu anda bize biraz dolar kuru nedir? Dolar kuru neye göre yükselir, neye göre düşer, nasıl belirlenir? Bunlardan bahsedebilir misin öncelikle? Evet, şimdi dünyada iki farklı ülke tipi var. Kur rejimlerine göre. Bunların ilkine biz sabitlenmiş kur rejimi deriz. Diğerine de Türkiye'nin içinde bulunduğu liberal kur rejimi, serbest piyasa kur rejimi deriz. Örneğin Çin'de bir dolar 6,7 Çin yuanıdır. Ve bu sabitlenmiştir. Çin bunu yapabilir. Neden? Çünkü Çin'in bunu yapacak rezervi var. Yani yaklaşık 4 trilyon dolar Çin'in rezervi var. Bundan dolayı Çin bunu yapabilir. Ama bizim gibi cari açık veren ülkelerde biz bunu yapamıyoruz. Yaparsak sonuç ne oluyor? Mesela şöyle bir soru sorabilirsiniz. Türkiye'de hiç sabit kur rejimi yok muydu? Evet, vardı. 2001'e kadar Türkiye'de bir sabit kur rejimleri yaşıyorduk. Mesela zaten 93 krizini, yani bizim jenerasyon hatırlamaz ama orada krizin sebebi Tansu Çiller'in Türk lirasını devalüe etmesiydi. Biz sabit kur rejimini 2001'e kadar uyguladık. 2001'den sonra işte Kemal Derviş'in gelmesiyle veya IMF'in önerileriyle sabit kur rejiminden serbest kur rejimine geçtik. Serbest kur rejimi şu demektir. Ekonomi zaten, hani ekonomi okuyan herkesin, hatta ekonomide bir ders alan herkesin bileceği gibi supply demand, talep ve arz. Serbest rejimde de kim dolara ne kadar talep gösteriyor, hangi fiyattan talep gösteriyor, kim doları satıyor. Eğer satanlar, doları satmak isteyen, dolardan Türk lirasına çevirmek isteyen daha fazlaysa, o zaman dolar kuru düşer. Doları satmak isteyen daha fazlaysa, dolar almak isteyen daha fazlaysa, şu sıralar olduğu gibi, o zaman dolar kuru artar. Tamamen arz talep mekanizması içerisinde yürüyen bir süreç. Arz talep mekanizması zaten hayatın her alanında, daha örnek vermeye gerek yok. Hepinizin de. Şimdi bu arz talep dedin ya, arz talep olayını biraz açabilir misin? Arz talebi neye etkiliyor mesela? Örneğin son zamanlarda çokça duyuyoruz. Merkez Bankası kararları oluyor. İşte faiz yükseltiliyor, faiz düşürülüyor ve dolara müdahale edilmeye çalışılıyor. Hani bu aslında arz talebi etkileyen bir şey olduğu için mi dolar fiyatları bu şekilde değişiyor? Arz talebi etkileyen iki tane faktör var. Sonuçta bu dolar bir para akımı. Dolardan Türk lirasına paranın çevrilmesi bir para akımı, para çevrilmesi. Burada para nasıl hareket eder? İki şekilde hareket eder. Bir, current account, İngilizce'de, Türkçe'de cari açık. Cari açık, yani cari açık ne demektir? Sizin aldığınız mallar, hizmetler yurt dışından ve yurt içinden yurt dışına sattığınız mallar ve hizmetler daha fazla mı, daha az mı? Eğer sizin ihracatınız daha fazlaysa cari fazla verirsiniz. Mesela Asya ülkelerine bakalım, işte Tayland, Çin zaten herkesin bildiği. Bu tarz ülkeler her zaman cari fazla verirler. Çünkü bu ülkelerde üretim çok gelişmiştir ve ihracatları çok fazladır. Türkiye tarzı ülkelerde ne yazık ki kronik cari açık verirler. Yani bizim aldığımız mal, sattığımız maldan daha fazladır. Bu, şimdi bunu bir tarafta düşünelim. Bu kurun seviyesini olumsuz etkileyen bir şey ve dövizi artıran bir olay. Bizim cari açık vermemiz.
bizim daha fazla ithalat yapmamız. Diğer tarafta bunu dengelemek için finansal akımlar vardır. Hani finansal para çekimleri vardır. İnsanları da yurt dışındaki fon yöneticilerinde nasıl çekebilirsiniz? Yani insanlar bir onlara bir getiri sunmanız lazım. Onları getiride nasıl sunarsınız? Faizi artırarak. Örneğin mesela şu an Amerika'da faiz oranı 10 yıllık tahvillerde faiz oranı 1.60. Türkiye'de bu oran hepimizin de bildiği gibi %19. Şimdi kurla zaten bunu düşünürsek 1.60 işte 8 ile çarpalım. Hani 10-11 civarı bir şey geliyor. Ondan sonraki verdiğimiz 8 puanlık artış da bizim Türkiye'nin verdiği risk primi. Hani Türkiye'de bir şey olur mu vesaire. O yüzden zaten öncelikle şunu anlamamız lazım. Gelişmiş ülkeler var. Gelişmekte olan ülkeler var. Gelişmekte olan ülkeler arasında işte Türkiye, Arjantin, mesela Çin de enteresan bir şekilde gelişmekte olan bir ülkedir. Gelişmekte olan ülkelerin verdiği faiz oranı her zaman gelişmiş ülkelerden bir miktar daha fazla olmak zorundadır. Çünkü bu ülkelerde biraz daha risk vardır. O yüzden yani sorunu özetlemek gerekirse bir, cari açık çok önemli. İki, senin verdiğin faiz çok önemli. Çünkü cari fazla veriyorsan dolara çok talebin yok demektir. Senin ihracatçın zaten gerektiği kadar dolar kazanıyor demektir. Diğer tarafta da eğer yurt dışından sermaye çekebiliyorsan, şimdi yurt dışından mesela İngiltere'deki adam burada Türk hazine tahvili almak istediği zaman ne yapıyor? Sterlinini bozuyor, dolarını bozuyor, TL'ye dönüyor. Bu da bizim döviz kurumuzu olumlu etkileyen bir şeydir ve düşüren bir şeydir. Bu Merkez Bankası Başkanı neden etkiledi? Çok doğal bir soru. Hani faizler değişmedi çünkü hani gelir gelmez bir düşürme olmadı. Zaten kendisi de açıkladı. Ben olağanüstü bir toplantı yapıp düşürmeyeceğim dedi. Şu an faizler %19'da ve dünyaya göre çok yüksek. Dünyada reel faiz veren nadir ülkelerden biriyiz. Şundan dolayı oldu. Beklentiler değişti. Yani bu yeni gelen Merkez Bankası Başkanı'nın zaten öncesinde köşe yazılarında vesaire faize karşı, yani karşı demiyorum ama faizin çok yüksek olmasına karşı olduğu izlenimi piyasa tarafından alındı ve bir faiz indirimi beklentisi oldu. Ondan dolayı borsadan ve bonodan çıkış oldu. Naci Ağbal döneminde yaklaşık 17 milyar dolar bir giriş olmuştu. İşte bunlar yavaş yavaş çıktı. Ondan dolayı da biz bu hareketleri gördük. Anladım yani Burç. Özet biliyorsun ki insanların arz talepteki davranışlarını etkileyen gelişmeler oldukça dolar kuru da artabiliyor veya azalabiliyor. Evet. Bir ona çok kısa bir şey ekleyeceğim. Şu olay şu aslında. Bir herhangi bir ülke cari açık verdiği müddetçe faizleri yüksek tutmak zorunda. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değil. Bu Arjantin'de böyle. Diğer Mısır'da böyle. Nijerya'da böyle. Diğer Macaristan'da böyle. Gelişmekte olan ülkeler böyle. Hem faizim düşük olsun hem de döviz kuru düşük olsun denildiği zaman o zaman bunun tek çaresi cari fazla vermemiz. İhracatımızın ithalattan daha fazla olması. Örnek dediğim gibi Tayland, Tayvan, Çin, Asya ülkeleri. Şimdi geçmişten günümüze baktığımız zaman dolar TL grafiğine özellikle 2002-2012 yılları arasında böyle yatay seviyede ilerlediğini görüyoruz. Çok keskin yükselişler olmamış. Ama 2012'den sonra 2013 gibi çok keskin, çok sert bir şekilde yukarıya doğru yöneldiğini görüyoruz dolar TL grafiğini. Zaten herkes biliyor işte 1.8'lerden 1.9'lardan dolar şu anda günümüzde 8 lira seviyesine dayanmış durumda. O esnada yani 2012-2013'te ne oluyor da dolar böyle önlenemez bir şekilde yükselmeye başlıyor? Evet, Türkiye'nin 2013'ten sonra bir tercihi oldu. Ya faiz artırabilirdik, ekonomi küçültebilirdik, inşaat sektörünü küçültebilirdik. Ekonomi %4-%5 büyümezdi. Ya da faizi sabit tutup arttırmayıp ekonominin büyümesine devam ettirebilirdik. Türkiye için de inşaat sektörü çok önemli. Çok önemli olduğu için de ya bu tartışılabilir bir karar. Kimileri dövizi dizginlemeniz lazım der. Kimileri hayır ekonomi daha önemli. İş, aş diyebilir. O yüzden Türkiye'de 2013'ten işte 2021'e kadar 8 yıl olmuş. Genelde tercihlerini biz inşaat sektörünü büyütelim, ekonomiyi büyütelim. Faizler gitsin, faizler giderse biz onu ihracatla bir şekilde dengeleriz dedi. Ve nitekim de çok enteresan bir şekilde 2019 yılında biz cari fazla verdik. Yani bizim sattığımız mallar, aldığımız malları geçti. Neden cari fazla verdik? Aslında cari fazla vermek şu demek.
Mesela dünyada en çok cari açık veren ülke hangisi? Amerika. En çok cari açık veren ülkelerden biri hangisi? Japonya. Bunların ikisi de çok çok tüketicilerin refah içerisinde olduğu ülkeler. Yani mesela burada çok açık konuşayım. McDonald's'ta çalışan biri dahi Mercedes bir araba alabilir. Yani böyle çok ütopik bir şey geliyor ama McDonald's'ta çalışan biri saati 13-14 dolar alır. Mercedes 300-400 dolara aylık bir lease yaparlar. Hani lease, kira diyelim. Türkçe öyle çevirelim. 300-400 dolara alabilirler. Çünkü neden? Amerika'nın zaten kendi parası. Faizler düşük. Ondan dolayı. Ama Türkiye gibi %50'si dolar, %50'si Türk lirası olan ülkelerde siz ya biz büyüyelim, dövizi bırakalım dediğiniz zaman o zaman bir iPhone 15 bin TL oluyor. Güzel bir bilgisayar 20 bin TL oluyor. Tüketicinin refahı ne yazık ki düşüyor. İhracat artıyor. Ama bu da kaçınılmaz bir şey. Çünkü öbür türlü de faizi artırsanız da evet insanlar daha çok tüketebilecekler. Ama üretim konusunda bir sıkıntı yaşayacağız. Ama tabii Türkiye'nin farklı sorunları da var. Yani üreten insanların da yani üretimin ne kadarı ithalat. Bir şey üretmek için bir şeyleri ithal etmeniz lazım. O yüzden aslında döviz cidden çok önemli bir şey Türkiye'de. Herkesin bildiği üzere. Burç, son olarak herkesin aklında olan bir soruyu sormak istiyorum. Aslında sen bu konuda dediğim gibi tecrübeli olduğun için bize belki aydınlatabilirsin. Bu dolar TL grafiği nereye doğru gidecek? Yıl sonunda nasıl bir beklenti vardı? Şimdi finans sektörünü yakından takip ediyorsun. Bir yandan da uluslararası değerlendirme kuruluşları var. Bunlar açıklamalar yapıyorlar. Bunların tahminleri var. Dolar TL'nin yıl sonunda ne olacağı yönünde. Sen bunları da takip ediyorsun. Bu arada ben Burcu'nun da bir YouTube kanalı var. Böyle ekonomi sohbetleri yaptı. Ben onu da böyle bir göz atmanızı tavsiye ederim. Hani oradan biliyorum Burcu'nun takip ettiğini bu konuları. Hepsini analiz ettiğinde dolar TL'nin yıl sonunda nasıl olması beklentisi var? Dünya yani dış dünyada Türkiye'ye bakıldığı zaman nasıl bir dolar TL beklentisi var yıl sonuna kadar? Ve senin hani bu bilgiler ışığında kendi tahminlerin nedir? Evet, şu an dışarıda şöyle. Ben tabii raporları okumaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Şimdi yabancı yatırım bankalarının, yatırım bankası dedim bu arada şey, para yöneten kurumlar. Bu insanların müşteriler var. Goldman Sachs, Alman Commerzbank, Morgan Stanley, HSBC, Fransa'da Société Générale, BNP Paribas. Bunların ilk tepkisi şu oldu. Bunlar mesela HSBC yıl sonu 6.5 bekliyordu. İşte JP Morgan 7-7.5 o civarlarda bekliyordu. Bunların ilk tepkisi Merkez Bankası değişikliğinden sonra öncelikle bu tahminlerini dediler ki biz bir revize edeceğiz dediler. Şu an zaten dün JP Morgan raporuna baktım. Yaklaşık 100 sayfalık bir rapor. Ve o raporda her ülkeyi anlatırlar. Yani dünyadaki çoğu ülkeyi anlatırlar. İşte Brezilya, Arjantin'den tutun Asya ülkelerine kadar tahmin yaparlar. Mesela o raporda ilk defa, yaklaşık 2 senedir ben o raporları okuyorum. İlk defa Türkiye yoktu. Çünkü tahminleri dondurmuşlar, öngöremiyorlar. Yani revize şu anda düşünme aşamasındalar ne olacak diye. Ama bazı kurumlar, mesela Goldman Sachs de böyle yaptı. Biz dedi tahminlerimizi durduruyoruz dedi Türkiye ile alakalı. Ama durdurmayan bazı kurumlar var. Mesela Alman Commerzbank 9.5 dedi. Capital Economics Londra merkezli bir kuruluş. O da 9.5 dedi. Commerzbank 9.5 ile 10 arası dedi. Daha doğrusu ama şey dedi hani tamamen belirsiz. Ne olsa şaşırmayız dedi. Onun dışında başka tahminlerini güncelleyen Goldman Sachs zaten yıl sonu tahmini 9'da. Onlar değiştirecekler mi bilmiyorum. Ama şu an genel olarak bu Merkez Bankası değişikliğinden önce olumlu bir tavır vardı ki bu gelen hani Naci Ağbal döneminde 17 milyar dolardan da bunu anlıyoruz. Bu bir fon akımıydı sonuçta. Onlar yavaş yavaş çıkmaya başladı ve 6.5 olacak diyenler, işte 7 olacak diyenler, düşecek diyenler de raporlarını güncellediler. Şu an piyasanın tahmini şu, en az 8.5'a gelmesi lazım. Neden en az 8.5'a gelmesi lazım? Çünkü biz Naci Ağbal öncesine geri döndük. Naci Ağbal öncesinde dolar 8.5'tu. O yüzden piyasanın tahmini şu an en az 8.5 olması lazım. Ya doları olan arkada yani ben dolar Türk lirası falan satmıyorum. Zaten tavsiye verecek konumda da değilim ama şahsi düşünce olarak sorduğun için benim dolarım olsaydı şöyle yapardım. Diyelim ki 300 dolarım var. 100 dolarını 8.5'a geldiğinde satardım. 100 dolarını 9'a geldiğinde satardım. 50 dolarını 9.5'a geldiğinde satardım. 50 dolarını 10'a geldiğinde satardım. Finansta birinci kural budur. Hiçbir zaman tek hamlede her şeyi satmayacaksınız veya her şeyi almayacaksınız. Kademeli. Yani her zaman kademeli alım
kademeli satım. Ondan yani mesela Türkiye'de YouTuber'lar var işte 12 olacak, 13 olacak. Ben öyle bir şey beklemiyorum ya. Ben 10 olmasını bekliyorum açıkçası. Veya ona değmesini hani oralarda hizalanmasını bekliyorum ama ondan fazla olmasını beklemiyorum. Neden ondan fazla olmasını beklemiyorsun peki? Şundan mesela biz bu senaryo aslında 2018'de yaşadık. 2018'de papaz krizi vardı. İşte dolar bir anda 5.5'tan 7.5'a çıktı. Orada şunu gördük. 2018 Eylül'de başladı o süreç. Biz ondan sonra cari fazla verdik. İnsanlar tüketime yönelmediler. İşte dediğim gibi yabancı araba, ev, iPhone vesaire bu tarz şeyleri alamadılar. Tüketim bitti. İhracat arttı. Çünkü Avrupalı insanlar da mesela bizden tekstil aldılar. Daha mesela demir çelik sektörümüz çok iyi. Halı sektörümüz çok iyi. Çin'de dünyada ikinci sıradayız. Çin'den sonra halı sektöründe. En büyük ihracatçılardan biriyiz. Alüminyum çok iyi mesela. Dış cephe, alüminyum sektörü. Orada da yine Çin'den sonra ikinciyiz. Bu sektörler daha fazla ihracat yaptı. Türkiye'deki insanlar tüketemedi. İthalat yapamadılar. Cari fazla verdik. Cari fazla verince de zaten hani en başta anlattığım iki ayaktan biri finansal ayak olmasa bile bizim cari ayakta fazla verdiğimizin kur daha da artmadı. O yüzden hani dolar işte 9, 9.5, 10 civarlarına geldiğinde biz cari fazla vermeye başlayacağız. Ki şu anki belki hükümetin politikası bu diye de düşünebiliriz. Cari fazla vermek mi istiyorlar bilmiyorum. Ama ondan sonra hani ondan sonra daha 11-12 bundan dolayı beklemiyorum. Cari fazla vereceğiz ve dengelenecek. Burç çok teşekkür ederiz. Çok gerçekten bence güzel, keyifli bir söyleşi oldu. Çok da açıklayıcı bir video olduğunu düşünüyorum. Ağzına sağlık tekrar. Bir konu bir konunun bu bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.